Gelelim şimdi önemli bir madde. Abdullah Öcalan'ın ee, dışarıda olmasını veya Abdullah Öcalan'ın meclise gelmesini istiyor. Kim istiyor? Devlet Bahçeli. Ama anladığımız kadarıyla artık onun bir hayal olduğunu görüyoruz. Ki onu da demek istemediğini Mehmet Uçum'un sözlerinden anlıyoruz. Aslında onu demek istemedi diye. Ve çok enteresan bir röportaj karşınıza gelecek. Şu soruyu sorayım. Abdullah Öcalan. Bugün dese ki silahları bırakın terör bitsin. Acaba gerçekten e, PKK terör örgütü bırakır mı? Ya da PYD bırakır mı? Aslında kilit isim PKK yöneticilerinden ziyade şu ekranda görmüş olduğunuz kişi. küçük karedeki kişi. Yani şu kişi. Bu kişi. Mazlum Kobani dediğimiz kişi. Bakın kim ne diyor onun için. Kandil'den gelen e, olumsuz Haber eğer doğruysa ki bence doğru. Türkiye mazlum Kobani'nin Öcalan'la ilişkisini Kullanmak isteyebilir Bu mazlum Kobani'nin Öcalan'ın manevi oğlu Olduğuna dair haberler 2018-2019'da Türkiye'deki Basında sıkça dile getiriliyordu Türkiye günlerdir yeni çözüm süreci Umut Hakkı ve Bahçeli'nin İmralı çağrılarını konuşuyor Peki bundan sonra ne olacak? Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor İkbal Dürre'ye göre PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'nin kuzeyinde bulunan Terör örgütü PYD-YPG Sorumlularından mazlum Kobani ile iletişim kurması olası. Öcalan'ın olası bir çağrısına Kandil'in şu anda Türkiye'nin istediği tepkiyi vermediği ya da vermeyeceği şeklinde bir algı oluştu Türkiye'de ki bu doğru olabilir. Çünkü Kandil şu anda bulunduğu yerde köşeye sıkışmış durumda. Suriye'deki yapılanmanın başında da mazlum Kobani denilen şahıs bulunuyor. Öcalan'la e, Mazlum Kobani arasındaki o duygusal bağ bir rol oynayabilir. Mazlum Kobani'nin ayrıca Trump'la da ilginç bir ilişkisi var. Biliyorsunuz Trump eski başkanlığı döneminde onu Washington'a davet etmişti. Aynı zamanda Ruslarla da ilişkisi var. İkbal Gürre, iktidar ortaklarının çağrılarını devlette bir kırılma olarak değerlendirdi. Kürtlerle ilgili söylemlerin de değiştirilmesi gerektiğini savundu. Bence Türkiye'deki son zamanlardaki çıkışlar belki de devletin bu anlamda bir kırılma noktasına geldiğini gösteriyor. Türkiye'nin herhangi bir sonuç alma gibi bir niyeti varsa sadece bu şahıslar üzerinden bir ilişki geliştirmesinin ötesinde Türklerle ilgili genel söylemini de değiştirmesi lazım. Mazlum Kobani nerede diyeceksiniz bunda ama Rusya ile de kötü olmayan e, terör örgütünden bahsediyoruz. Türkiye terör örgütü diyor buna. Avrupa terör örgütü olarak görmüyor. Gidin dedi kim dedi az önce e, uzmanı dinlerken sözü vardı. Rusya ile de dedi Mazlum Kobani'nin arası çok iyidir dedi P.Y.D'nin başındaki isim e, ve Alexander Lavrentiev Putin'in Suriye özel temsilcisi Türkiye'ye dedi işgalci olarak nitelendirdi Türkiye'yi. Çıkın dedi Kuzey Suriye'den. Lavrentiev'in açıklaması şöyle. Türk birliklerinin işgal altındaki, işgalci demek istiyor. İşgal altındaki Suriye topraklarından çekilmesi kilit konu. Şeyleri doğru atlarıyla atlandıralım. İşgalci bir ülke gibi davranıyorlar. Diyor ki Türkiye'ye gideceksin ve bakınız Rusya bu Putin'in görüşü demektir. Önümüzdeki günlerde Trump'ın aslında müdahalesi veya söyleyecekleri çok çok önemli olacak. Size bir soru. Size bir soru. Hazır mısınız o soruya? Sizce Trump 20 Ocak'ta göreve geldiğinde ilk ziyaret edeceği ülke neresi olacak diye bir soru sorayım size. Hadi bahisler açık. Bence İsrail olacak. Bence İsrail olacak. Atadığı adamlara bakıyorsunuz, Milli Savunma Bakanı, İç İstihbarat Bakanı, ne bileyim e, özel temsilci, hepsi İsrail yanlısı ve e, Şahin dediğimiz yani savaşçı bir ruha sahip ekipten, mücadeleci ruha sahip ekipten. Bence İsrail ardından da Suudi Arabistan yapacak. Ben böyle düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde de bunu zaten yaşayıp göreceğiz.